Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Erol Alagül. Bugün yeni bir videoda sizlerle beraberim arkadaşlar. Bugün sizlere XS35 RKS'nin XS35 bu modelinin ekran ayarlarını, güncel ekran ayarlarını anlatacağım arkadaşlar. Özellikle bununla ilgili çok fazla soru geliyor. Güncel video paylaşır mısınız? Yeni bir ekran ayarları videosu paylaşır mısınız diye bana sorular geliyordu. O yüzden ben de bu videoyu oluşturacağım arkadaşlar. Sizlere çok yararlı olacaktır. Sadece XS35 için değil, diğer tüm modellere de bu video aracılığıyla atıfta bulunacağım. Diğer ekran ayarlarıyla ilgili de size birkaç şey söyleyeceğim arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izleyin. Mutlaka bilgi sahibi olun. Çünkü ekran ayarları bu bisikletler için çok önemli arkadaşlar. Çünkü ekran ayarlarından yanlış bir şey yaptığınız zaman motor devreye girmiyor arkadaşlar. Pedal sensörünü iptal edebiliyorsunuz. El gazını iptal edebiliyorsunuz. Burayla oynayınca, bilmeden oynayınca yanlış sonuçlar olabiliyor. Ben bunların hepsini düzelteceğim. Bu video aracılığıyla tüm elektrikli bisikletlerin ekran ayarlarını çok rahat yaptıracağım arkadaşlar. Dediğim gibi videonun sonuna kadar izlediğinizde ekran ayarlarıyla ilgili her şeyi öğrenmiş olacaksınız ve bilgi sahibi olacaksınız arkadaşlar. Şimdi ekran ayarlarına geçmeden önce burada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yine bana en çok gelen sorulardan bir tanesi, tüm bisikletler için yine geçerli olan bir soru arkadaşlar. Ekran ayarlarını değiştirirsek garanti dışına çıkar mı? Şimdi arkadaşlar, servise sorduğunuz zaman servis ekran ayarlarını ellediğiniz zaman garantiden çıkar diyebilirler. Ancak bu çok fazla gerçeği yansıtmıyor. Nedenini söyleyeceğim şimdi. Şimdi ekran ayarlarını yapmışlar. Ekran ayarlarını yaparken de herhangi bir engelleme koymamışlar. Bazı modellerde hız sınırı kaldırılamıyor zaten. Hız sınırını kaldırılan modeller de var. Mesela bu modelde kaldırılıyor. Örnek veriyorum. Ekran ayarlarına girdiniz. Ekran ışık parlaklık ayarını arttıracaksınız. Bu da ekran ayarlarıyla oynama. Şimdi adam buraya yapmış. Ekran ayarından ışığı kaldırabiliyorsunuz. Yani gündüz göremiyorsunuz. 1'de ayarlanmış. Fabrika verilerinde 1'de geliyor. Ama siz gündüz gün ışığında ekranı görebilmek için bunu 3. kademeye almanız lazım ki ışığı görebilin. Yani bunda hiçbir sorun yok. Ama diyorlar ki mesela hız sınırını kaldırırsanız garanti kapsamı dışına çıkar. Ona da değineceğim birazdan. Videonun ilerleyen safhalarında hız sınırını kaldırmak garanti dışına çıkartır mı, çıkarmaz mı? Bunlarla ilgili hepsiyle ilgili paylaşacağım. Şimdi fazla uzatmak istemiyorum lafı. Ekran ayarları videosuna hemen geçelim. Ekran ayarlarını yaparken dediğim gibi hız kademesine geldiğimde ekran parlaklık ayarını... Şimdi ekran ayarlarına geçiyoruz. Ekranımızı görmüş olduğunuz gibi XS35 için M5 ekran. Diğer modeller için S866 var. SV900 var. Diğer ekranlar var. Genelde ekranların tüm işlevleri aynıdır. Artı, eksi, menüde geçiş yapmak için ve kapatma açma tuşları vardır arkadaşlar. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Dediğim gibi tüm ekran ayarlarıyla ilgili ortak bir video paylaşıyorum şu an. Öncelikle XS35, ancak her aşamasında diğer ekranlarla ilgili de bilgi vereceğim. O yüzden bu videomu kesinlikle sonuna kadar izleyin ve YouTube kanalıma da abone olup bana destek verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi menülere girerim. Kapatma açma tuşuna basarak, basılı tutarak menüyü açıyoruz arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. İlk menü geldikten sonra menüde belli başlı parametreler var arkadaşlar. Bu parametrelerden birincisi toplam kilometre, ikincisi anlık hız seviyesi, üçüncüsü pas, yani hız kademeleri. Artıya bastığımız zaman gördüğünüz gibi 5 tane hız kademesi vardır. Bu her ekranda değişebilir. Birazdan ekran iç ayarlarından göstereceğim. 3 olur, 5 olur, 9 olur. 9 kademe hızla bölebilir toplam hızı. Yukarıda da enerji bar, yani enerji seviyemizi gösteren, batarya seviyesini gösteren bölüm. Kapatma tuşuna bir kere bastığımız zaman burada trip A, yani açtığımız andan itibaren kilometreyi gösteriyor. Bir daha bastığımız zaman voltaj değerini gösteriyor. Bu voltaj değeri arkadaşlar 29 ile 41 arasında değişir. 36 voltluk bisikletlerde 29 ile 41 arasında değişir. Bizimki 35.5, yani tam ortasındayız. Bataryamız yarım. Bir daha bastığımız zaman jour yazıyor. Jour current demek. Anlık geçen akımı gösterir. Bisikletin pedalına bastığınız zaman ya da el gazına bastığınız zaman o an bisikletin beyninden geçen anlık akımı gösteriyor arkadaşlar. Yani bataryadan çekilen voltajı gösteriyor burada da. Bir daha bastığımız zaman açtığımız andan itibaren dakikayı gösteriyor. 1 dakika 20 saniyedir şu an açık. Devam ediyorum. Tekrar ana menüye geliyor ve bu şekilde. İlk hiç ayarlara girmeden, parametre ayarlarına girmeden bu ekranımız bu şekilde arkadaşlar. Tüm ekranlarda neredeyse bu parametre ayarları sabittir. Onu söyleyebilirim. Bizim ekranımız M5 ekran, görmüş olduğunuz gibi. Tablet ekranı arkadaşlar. Bazı ekranlar yatay oluyor. Ama fark eden hiçbir şey olmuyor arkadaşlar, onu söyleyeyim. Neredeyse bütün ekranların iç özelliği hemen hemen aynı. Birkaç parametre ayarları
farklı olabilir. Şimdi buradan ayarlara girmek için ne yapıyoruz? Kimi bisikletlerde, yani genellikle çoğunda artı ile eksiye basılı tuttuğumuzda parametre ayarlarına giriyor. Bazılarında da artı ile kapatma tuşu, eksi ile kapatma tuşuna basılı tutarak girebiliyor. Siz öncelikle ama artı ile eksiye basılı tutarak girmeye çalışın. Artı ile eksiye basılı tuttuğumuzda şifre ister. Bu bisiklet için 999 arkadaşlar. Bastığımızda bizde şifre istemedi. Ama bazı ekranlarda istiyor ve o ekranlarda 999 giriyorsunuz. Bazı ekranlarda da özellikle yan küçük ekranlarda 9999 veya 6666 girdikten sonra kapatma tuşuna basılı tuttuğunuzda ekran ayarlarına girebilirsiniz. Ekran ayarlarına hemen tekrar buna girelim. Belli bir saniye bekleyince bu arada ekrandan çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Tekrar basılı tutuyoruz. Şifre istemeden geldi. Kaç tane ayarımız var? P1, P2, P3, P4, P5. Devam ediyorum. P20'ye kadar bu devam edecek. Bunların hepsi program 1, program 2, program 20'ye kadar devam ediyor. Yani bunların hepsinin bir ayarı var arkadaşlar. Bunları tek tek size anlatacağım. Bu video aracılığıyla hepsiyle ilgili bilgi sahibi olacaksınız. Şimdi program 1. Az önce de söylemiş olduğum gibi ikinci kademe program 1'de ekran parlaklık ayarı. Görmüş olduğunuz gibi ekran parlaklığı düşüyor ve artıyor. Gün ışığında bazen göremiyor biliyorsunuz. O yüzden maksimum kademe olan 3'e getirirsiniz. Ekranınız parlak olur. 2'ye getirdiğiniz zaman orta seviye parlaklık olur. Bir daha kapatma tuşuna bir kere bastığınız zaman program 2'de P2 yani. Bu mile veya kilometre. 0'da kilometre gösterir. Bir daha basarsanız 1'de mile yani yurt dışında kullanılan toplam kilometre diyebiliriz buna. Biz 0'da bırakacağız çünkü toplam kilometreyi biz bu şekilde hesaplıyoruz Türkiye'de. Üçüncü kademe çok önemli arkadaşlar. 36 voltaj. Yani bizim bisikletimiz 36'dır. Bazı bisikletler 24 ve 48 olabiliyor. Biz ama 36 ayarlamamız lazım. Eğer 24 ayarlarsak bataryamız devamlı maksimum gösterir. Denemesini yapalım. 24'te bırakacağım şimdi. 24'te bıraktıktan sonra ekran döndüğünde bizim enerji bar seviyemiz yükselmesi lazım. Önceki ekran ayarlarında bu şekilde oluyor. Biraz gittikten sonra biraz bak gördünüz yükseldi bir tane. Bir tane daha yükseldi. Çünkü voltaj 24 yaptığımız için 36 voltaja göre ayarlı bu bisiklet sanki çok daha fazla gidecekmiş gibi hissetti. Peki onu 48 yaparsak ne olacak? Program 3'te 36 değil de 48 yaparsak ne olacak? Bu sefer de göreceksiniz arkadaşlar. Enerji seviyemiz 0'a inecek ve E06 uyarısı vermesi lazım. Yani bataryamız zayıf uyarısı vermesi lazım. Bırakıyoruz. Şu an 48'i ayarladık. Bu bisiklet 36 volta ayarlı. Gördünüz E06 verdi. E06 demek arkadaşlar bu uyarı batarya bitti anlamında. Batarya zayıf. Bataryanızı şarja takın anlamında. Görüyorsunuz enerji bar seviyesi tek tek düşüyor. Gördünüz bu 0'a kadar inecek yavaş yavaş. Ve E06 yani bataryanızı şarja takın anlamına geliyor. Voltajımız sabit arkadaşlar. 48 volt değil, 24 volt değil. Bizim bu bisikletimiz 36 volta göre ayarlı. O yüzden bisikletlerin voltaj değerine gireceksiniz. Kimisi benim bataryamda sorun var. Çünkü enerjim devamlı bitiyor gibi ben dolduruyorum diyor. İşte sorun bu arkadaşlar. Bunu 36'ya getirdiğiniz zaman ve parametre ayarlarından çıktığınız zaman göreceksiniz. Normale dönecektir. Sizler de bu yanlışı yapmayın. Çok önemli bir konu. Gördüğünüz gibi tekrar ayarlara giriyorum. Program 4'ten devam edeceğim. Program 3'ü anladık. 36 yapıyoruz. Bisikletlerimiz 36 olsa 36, 48 ise 48. Bizim genelde Türkiye'de %80, %90, 36'dır. Program 4 ekran uyku modu arkadaşlar. Şimdi hiç bu ekranı ellemezsek 5 dakika sonra kapanır. 10'a getirirsek, hiç ekranı ellemezsek, örnek veriyorum bir markete girdik, ellemedik. 10 dakika sonra kendi kendine bu ekranı kapatacak uyku modu arkadaşlar. Ama biz 5'i ayarlıyoruz. 5 dakika ellemezsek kendi kendine kapanacak. 5. programa geliyorum arkadaşlar. Bu 5. program hani az önce söylemiştim ya pas hızı 5 diye söylediğim. Bunu 0 yaparsak 3 kademe olur pasımız. 1 yaparsak şu anki gibi 5 kademeye böler hızlarımızı. 2 yaparsak da 9 olur. 9 kademeye böler. Şimdi bırakacağım ikinci şeyde örnek vermek için. Bıraktım. Şimdi pas gördüğünüz gibi 9'a çıktı. Artık hızımızı 9 kademeye bölebiliyoruz. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Bunun ne işe yaradığını söyleyeyim. Diğerini de göstermek istiyorum önce. 0'a getireceğim. 0'a getirdim. Bu sefer de 3 kademe oldu. Bakın 0, 1, 2, 3. Yani toplam kilometremiz 45 kilometre ya. Birinci pas hızında 15 kilometre. İkinci pas hızında 30 kilometre. Üçüncü pas hızında 45 kilometre gider. Yani yavaş, orta, hızlı. Bu şekilde hız kademelerini bölüyor. Ancak bu bisiklette XS 35'te maalesef hız bölmesi tam olarak olmamış. Önceki videomda göstermiştim bunu. Yani ilk 4 kademede yavaş gidiyor. 5. kademede maksimum hızda gidiyor. Bu bisikletin bir özelliği olarak düşünebilirsiniz. Bunu da anladığınızı düşünüyorum. Şimdi biz hız kademimizi 1 yapalım.
Genelde 5 kullanılıyor çünkü 5 kademe hız kullanılıyor. Görelim şimdi. Kapattım. 5'e kadar çıkacak. 5'e geçmiyor bu sefer gördüğünüz gibi. 5 kademe. Yavaş, yavaş, hızlı, orta, daha hızlı, en hızlı gibi 5 kademeye bölüyor genel olarak. Bu şekilde bilebilirsiniz. P6'ya gelelim. Program 6 arkadaşlar. Jant boyu. 22 yapmışız arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Teker jant boyutu bizim 20 jant artı fat bike olduğu için kalın tekerlekli 2 santimde ona veriyoruz. Toplam 22 ayar oluyor. Bu 22 ile toplam kilometreyi doğru gösterir arkadaşlar. Eğer yanlış giderseniz, bunu 28 girerseniz, 28 janta göre ayarlarsanız kilometremiz yanlış olur. 16 yaparsanız da yanlış olur. O yüzden fat bike'larda 22 en doğru değer. Şimdi program 7'ye gelelim. Program 7 arkadaşlar. Hız ölçme mıknatıs ayarı. Bizim bu bisikletler için genelde 1'dir arkadaşlar. Bazı bisikletlerde 4 de olabiliyor. Eski ekran ayarları videomda bunu bahsetmiştim. Kimisi beni arıyor diyor ki ben aslında 25-30 km hızla gidiyorum ama yanlış gösteriyor. 4-5 gösteriyor. İşte bu yüzden arkadaşlar hız ölçme mıknatısına doğru girmezseniz hızınız yanlış gösterir. Dediğim gibi bu bisikletler genelde 1'de ayarlıdır. Skyjet Nitro'lar için 46-47'de ayarlıdır. Skyjet Nitro'yu kullanan arkadaşlar da unutmasın. 44-46-47 bakın. Skyjet Nitro'lar budur. Bazı bu tarz bisikletlerde 4'tür. Genelde de diğer bisikletlerde 1'dir. Biz arkadaşlar 1'i ayarlayacağız. Hız ölçme mıknatıs ayarı yani motorun içerisinde hız ölçme mıknatısları var. Eğer bunu yanlış giderseniz bisikletinizin hızı doğru göstermez. Herhangi bir zarar yok ama doğru göstermez sadece. Öyle bilebilirsiniz. Tekrardan ATLX'ye basıyorum. Program 8'e geliyorum. Program 8 arkadaşlar. Bu hız sınırı arkadaşlar. Türkiye standartlarında en önemli ayarlardan birisi bu. 25 kilometredir. O yüzden 25'te sabittir. Zaten ekran ayarlarıyla oynamayın denmesinin tek nedeni aslında hız sınırının kaldırılmasıdır. Az önceki söylemiş olduğum gibi. Bu bisikletlerde Türkiye'de yasal sınır 25 kilometre hızdır arkadaşlar. O yüzden bu tarz bir ayar getirmişler. P08 ayarı hız sınırlama ayarıdır. Yani 25'te kaldığı zaman 25'i geçmez. Bunu arttırabilir miyiz? Arttırabiliriz. 28, 29, 30 yapabiliriz. Ama ben genelde bunu bir defada 100'e yapın. Hız sınırınız tamamen kalksın. İsterseniz kullanın, isterseniz kullanmayın diyorum. 100'ü yaptığınız zaman motorun maksimum gücü olan motorumuz 250 watt arkadaşlar. RKS'nin 250 watt motoru arkadaşlar. Bu motor bizlere 25 km hız sınırı sunuyor. Ve hız kademelerini arttırdığımız zaman yine 35, 37 bazen de 40 km hızlara kadar motor özelliğine göre hızları veriyor arkadaşlar. Ve maksimumumuzu kullanıyoruz. Burada bu hız sınırını kaldırmanın herhangi bir zararı var mı? Herhangi bir zararı yok arkadaşlar. Sadece yasal sınır olan 25 kilometreyi geçmiş oluyorsunuz. Motor da bataryadan biraz daha fazla enerji çektiği için bataryanız biraz daha az gider günlük kullanımlarda. Örnek veriyorum 35 kilometre gidiyorsanız eğer devamlı hızlı giderseniz 30 kilometre ile 30 kilometre gidebilirsiniz menzil olarak. Burayı anlatabildiğimi düşünüyorum. Eğer olur da serviste bir işiniz varsa hemen ekran ayarlarına girerek görmüş olduğunuz gibi P8'e gelip bunu tekrardan 25'e getirdiğiniz zaman kimse bunu anlayamaz. Ekran ayarlarını değiştirdiğinizi. Zaten belli başlı ekran ayarlarını değiştiriyoruz arkadaşlar görüyorsunuz. Yani ekran parlaklık ayarını değiştiriyoruz. İşte hız mıknatıs ayarını oynamıyoruz zaten değiştiremeyiz istesek de değiştiremeyiz. Hızını arttırıyoruz. Bir de bir iki tane de pedal çevirme ile alakalı bir ayar var. Şimdi onları da göstereceğim zaten. Yani herhangi bir sorun olmaz merak etmeyin. Ben 2 yıldır hız ayarımı arttırarak kullanıyorum bu bisikleti ve kesinlikle sorun yaşamıyorum. Çok kişi de bu şekilde kullanıyor. Birçok takipçim var arkadaşlar. Eğer bir sorun olsa bilirim. Yani bu bisiklettir, elektronik bir alettir. Arıza yanma ihtimali tabii ki de vardır. Ancak bu hız sınırını kaldırdığınız diye olan bir şey değildir arkadaşlar. Bunu öncelikle bu videoda söylemek istiyorum. Herkes bana bunları soruyor. Şimdi tekrardan ATLX'ye basılı tuttuğumuz zaman 8-9'a geleceğiz. 9 arkadaşlar eskiden bu başlangıç seviyesiydi. 1 ve 0 yapabiliyoruz zaten. Başka bir şey yapamıyoruz. Şu an bu 9. ayarı 1 yaptığımız zaman pedal sensörünü iptal edebiliyor. Ya da el gazını çalıştırmayabiliyor arkadaşlar. P9 ve P17 ayarı yeni versiyonlarda pedal sensörünü iptal ediyor. Pedal çevirdiğiniz zaman motor devreye girmiyor arkadaşlar. Herkes de bisikletinde sorun var mı diye düşünüyor. O yüzden eğer pedalınız devreye girmiyorsa dediğim gibi P9 ayarı ve birazdan söyleyeceğim P17 ayarını sıfıra getirerek bu ayarları düzeltebilir ve kullanım sağlayabilir. Özellikle bu videoda bundan da bahsetmek istiyorum. Yeni versiyonlarda bu şekilde. Şimdi ona gelelim. P10 ayarı arkadaşlar. Bu el gazı kullanan arkadaşlar için geçerli. P10 ayarı arkadaşlar. 2 ayar var.
Sıfıra getirdiğimiz zaman sadece pedal sensörü aktif hale geçer, el gazı iptal olur. 1'e getirdiğimiz zaman sadece el gazı aktif olur, pedal sensörü iptal olur, pedal çevirince motor devreye girmez. 2'ye getirdiğimiz zaman hem el gazını kullanabiliriz, hem istediğimiz zaman pedal çevirerek pedal sensörünü kullanabiliriz. Bu ayar budur arkadaşlar. Genelde 2'de kalmasını tavsiye ediyorum. Bazı modellerde 2'ye getirdiğimizde E08 hatası veriyor, özellikle Skyjet Nitro modellerde. O yüzden onda sadece el gazı yoksa pedal sensöründe kalması lazım. El gazı varsa 2'ye getirmeniz lazım arkadaşlar. Eğer ben pedalı hiç kullanmıyorum, sadece el gazıyla gitmek istiyorum diyorsanız 1'e getirirsiniz, sadece el gazı aktif hale gelir. Onun için şu an 2'de kalması en doğrusu. Değiştirelim. P11. Bu P11 arkadaşlar, bakalım kaç kademe? 24 tane şey olması lazım. Bu P11 arkadaşlar şu şekilde anlatayım size. Şimdi ilk bisiklete bindiniz, hiç el gazını kullanmadan hareket sağlayacaksınız. Eğer bu 13'te olursa, bu pedala çevirdiğiniz zaman, ön tarafa doğru tabii, şimdi öne çeviremediğim için bu şekilde yapacağım. Çevirdiniz, 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 motor devreye öyle girdi. Bu nedir? Motoru de korumak için, yani ilk aşamada pedal çevirip, ilk başta kalkışı pedalla sahip motora hiç güç vermemektir. Bu ayarlardan biz genelde bunu 1 veya 2 yapıyoruz. Neden? Çünkü hemen motor devreye girsin istiyoruz, bizi zorlamasın istiyoruz. 1 ya da 2 yapıyoruz. 1-2 yaptığımız zaman ne oluyor? Bunu çeviriyoruz. Çevirirken motor devreye girdi. Bu arkadaşlar. Yani 1 ve 2 yaparsak hemen ilk hareketi sağlarken beraber motor devreye giriyor. Bize kolaylık sağlıyor. Eğer 13, 20, 24 yaparsak çeviriyoruz, çeviriyoruz, çeviriyoruz. Bisiklet hareket ediyor. Ondan sonra motor devreye giriyor. Bu ayar bu arkadaşlar. Bunu da söylemiş oldum. Bu tamamen size kalmış. Hangisini yapmak istiyorsanız onu yapabilirsiniz. P12. P12 de arkadaşlar 1'den 5'e kadar olan bir ayar. Bu da ona benzer bir ayar arkadaşlar. Bunu şöyle söyleyeceğim. Şimdi 1 olduğu zaman, şimdi bisikletle gidiyoruz. Kullanıyoruz bisikleti. Pedalı çeviriyoruz. Motor devrede. 1'e getirdiğimiz zaman çeviriyoruz. Bıraktık. Motor hemen devreden çıktı. Yine çevirdik. Motor devreye girdi. Bıraktık. Hemen motor devreden yine çıktı. Peki bunu 5 yaparsak, P12'yi 5 yaparsak, 5'e getirdik. Bu sefer sürüyoruz bisiklete. Sürüyoruz. Motor devrede. Bıraktık. Motor hala devrede. Motor hala devrede. Şimdi çıktı. Bir daha çevirdik. Çevirdik. Motor devrede. Motor devrede. Bıraktık. Motor hala devrede. Motor hala devrede. Devam ettik sürmeye. Motor devreden çıkmadı arkadaşlar. Yani belli bir saniye size pedalı bırakma olanağı sağlıyor. Yani güç kaybınızı engelliyor. Bıraktık. Pedal motor hala devrede. 5. kademede olduğunda. Motor hala devrede. Devam ettik. Hala devrede. Çıkmadı hiç motor. Ama 2'ye getirirsek çevirdik. Bıraktık. Motor devrede gitti. Hemen tekrar çevirmemiz lazım. Bu arkadaşlar. Yani pedal hassasiyeti belli bir zaman size zaman kazandırmak için. Ben genelde 5 kullanıyorum. Bırakır bırakmaz hemen gitmesini istemiyorum. Eğer siz istiyorsanız 1'e getirirsiniz. Pedalı bırakır bırakmaz motor da devreden çıkar. Bunu da anladınız. P13'e geliyorum. P13 değerine gelelim. P13 değerini arkadaşlar ellemiyorsunuz. Bu her bisiklet için farklıdır. 5 olabilir, 8 olabilir, 12 olabilir. Görmüş olduğunuz 5, 10, 11, 12. 12 bu da arkadaşlar motorun içindeki mıknatıs ayarlarıyla alakalı bir durum. Bizimki de 12 olacak. Genelde tüm bisikletlerde 12 oluyor zaten. Diğer ayarlara bakalım. P14 arkadaşlar motordan çekilen voltajı gösteriyor. Genelde standartlar 15'tir ama bunu 18'de fabrika verilerinde geliyor. Bu bisikletleri ben 18'de gördüm benim için. Ama bazılarında 30 geliyor. Eskiden XS25 vardı, 30 gelmişti. Bunda maksimum 24 geliyor. Ben 15 yapıyorum. Genelde tüm bisikletler için orta kademe. Yani bataryanız hemen bitmiyor. Eğer çok yüksek yaparsanız, 24 yaparsanız 24 volt çeker. Bu sefer daha çabuk biter bataryanız. O yüzden en ideali 15'tir arkadaşlar. Hem motor koruyor hem de bataryamız uzun süre gidebiliyor. 15'e gelelim. Motor voltaj koruması. Az önce videonun başlarında yine ne söylemiştim? Bataryanız tam dolduğunda bunu 41 gösterir. Tam bittiğinde de 29'da pat diye kapatır. E06 verir 29'a geldiği zaman. Yani voltajımız 29 ile 41 arasında çalışıyor. 29'a geldiğinde motor voltaj koruması, aslında biraz daha kullanabilirsiniz. Normalde bunu geriye çekebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 28'e getirdiğinizde 28'e geldiğinde kapanır. Ama bataryaya bu sefer zarar verebilir. Tamamen bitmemesi lazım bataryanın. Tamamen biterse bataryaların içerisinde sıkıntı olabiliyor, arıza yapabiliyor. O yüzden bu 29'da kalacak. Tüm bisikletler için geçerli arkadaşlar. 29'da kapanacak. Yani 36 voltluklara göre. Diğer ayara bakalım. P17'ye geliyoruz. Ve P17 arkadaşlar yine 0 ve 1 değeri. Aynı P9'daki gibi.
pedal sensörünü veya ekran şey pedal sensörünü veya el gazını iptal ediyor arkadaşlar bire getirdiğiniz zaman. Eskiden P17 ayarı hız sabitleme özelliğiydi. Eski videolarıma bakarsanız P17'ye hız sabitleme özelliği diyordum. Bu el gazına basılı tuttuğumuzda eksiye de basılı tutunca hız sabitleme devreye giriyordu P17'de. Ama yeni ayarlarda, güncel versiyonlarda P17 1 olduğu zaman pedal sensörünü veya el gazını iptal ediyor. O yüzden özellikle vurguluyorum P9'u ve P17'yi 0 yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu sorunları yaşamıyorsunuz. P18'e gelelim. P18 tork ayarı arkadaşlar. Genelde 100 gelir. Standartlarda 100 gelir arkadaşlar. Bunu 110 veya 120 yaparsanız torkunuz biraz daha artar. Hızı bazen yanlış gösterebiliyor burada. Ama torkun da arttığını hissediyorsunuz çok hafif de olsa. O yüzden ben 120 yapıyorum. Hız ayarlarını belki 3-5 km fazla gösterebilir ama torkunuz biraz artar. Ben 120 olarak kullanıyorum. Siz de kendiniz artık 100 yapabilirsiniz, 110 yapabilirsiniz, 120 yapabilirsiniz. P19 ve P20 de 0 arkadaşlar. P19 ve P20 0. Bunlar da motorla alakalı konular olduğunu biliyorum ama ayrıntılarını çok fazla bilmiyorum. Ekran ayarlarımız bu şekildeydi. Size neredeyse tüm ekran ayarlarını bahsetmiş oldum. Evet arkadaşlar, size bu bisikletle ilgili bütün ekran ayarlarını tek kalemde paylaştım ve bütün özelliklerini artık biliyorsunuz. Bunlarla ilgili yine de kafanıza takılan sorular olursa bana açıklamalar kısmından sorabilirsiniz. Sizlere her zaman yardımcı olurum. Diğer videolarımdan da bildiğiniz gibi. Sadece bu ekran ayarları şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Genelde RKS'nin diğer tüm modellerinde ekran farklı olabilir ama iç özellikleri neredeyse aynıdır. O yüzden bu ekran ayarlarını izlediyseniz hemen hemen tüm ekran ayarlarıyla ilgili bilgi sahibi olmuşsunuzdur demektir. Aurora Madrid, Aurora Berlin gibi bisikletlerin de ekranı bu şekilde tablet ekran ama onların ayarları farklı. Onu söyleyeyim, bunlarla beraber aynı ekrana girmeye çalışmayın. Ama RKS kullananlar, yani RKS'nin belli modelleri, Skyjet Nitro, Jeep RX5, Alfa Romeo bunlar gibi ekranlar da birebir bu özellikleri, bu programlamaları kullanıyor. Aynı şekilde yapabilirsiniz. Yine bana dediğim gibi ekran ayarlarıyla ilgili her şeyi sorabilirsiniz. Sizlere her zaman yardımcı olurum arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz biraz uzun oldu biliyorum ama bilgi videosu ve bütün ayarları size anlatmaya çalıştım. O yüzden affınıza sığınıyorum bu uzun.